Hepinize selamlar, ben Rufi CSGO. Bu videoda sizlerle bu hafta CSGO dünyasında neler olmuş, neler bitmiş onları inceleyeceğiz. Sizi hiç bekletmeden ilk haberimize geçelim. Temsilcimiz Eternal Fire, ESL Pro League Sezon 16 Konferans Play'in final karşılaşmasında SAV ekibini 2-1 mağlup ederek ESL Pro League Sezon 16 Konferans Turnuvası'ndan mücadele etme hakkı kazandı. İlk harita Nuke 19-17 SAV ekibi kazandı. İkinci harita Dust 2 16-8 Eternal Fire kazandı. Üçüncü harita ise Vertigo 16-14 Eternal Fire kazandı. Temsilcimiz Eternal Fire, Pinnacle Cup 4 çeyrek finallerine davet aldı ve bu davetle birlikte ilk maçını Skate ekibine karşı oynadı. Maçı 2-0 Eternal Fire kazandı. İlk harita Nuke 16-11 bitti. İkinci harita ise Inferno 16-14 bitti. Eternal Fire yarı finalde ise Ecstatic takımına karşı 2-0 galip geldi ve adını finale yazdırdı. İlk harita Nuke 19-17 bitti. İkinci harita ise Inferno 16-12 bitti. Eternal Fire, Pinnacle Cup 4 büyük finalinde Finest ekibine karşı 2-1 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu. Finest 80.000 dolar, Eternal Fire ise 20.000 doların sahibi oldu. İlk harita Overpass 16-9 Eternal Fire kazandı. İkinci harita Vertigo 16-6 Finest ekibi kazandı. Üçüncü harita ise Dust 2 16-14 Finest kazandı. Temsilcimiz Eternal Fire Akademi, WePlay Akademi Lig Sezon 4 ilk maçında OG Akademi'ye mağlup olarak turnuvaya yenilgiyle başladı. Harita Dust 2 16-7 bitti. Eternal Fire Akademi ikinci maçında ise Fnatic Rising'e mağlup olarak turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı. Harita Vertigo 16-7 bitti. Eternal Fire Akademi üçüncü maçta ise Mouse NXT takımının New haritasını 16-4 mağlup olarak turnuvadaki üçüncü yenilgisini aldı. PGL Major yarı finalinde FaZe Spirit'e karşı 2-0 galip geldi ve adını finale yazdırdı. Maçın bitiş anında Kerrigan maça mükemmel şekilde damga vurdu. Gelin o anı hep beraber izleyelim. Hem tribün gözünden hem de normal bir şekilde. PGL Major yarı finalinin ikinci maçında ise Navi Ens takımına karşı 2-0 galip gelerek adını finale yazdırdı. Finalde ise FaZe Navi ile karşı karşıya geldi ve FaZe 2-0 galip gelerek 2022 yılının ilk Major turnuvasını kazandı. FaZe bu şampiyonlukla beraber kulüp tarihinin ilk CSGO Major şampiyonluğunu aldı. İlk harita Inferno 19-16 bitti, ikinci harita ise Nuke 16-10 bitti. Maçın MVP'si Rain oldu. Major kazanan en yaşlı oyuncusu Kerrigan oldu, 32 yaşında. FaZe PGL Major kazanarak Major kazanan ilk uluslararası kadro oldu. Esport Charts'ın verilerine göre PGL Major büyük final karşılaşması 2.1 milyon izleyiciye ulaştı. FaZe'it ünlü giyim markası Gucci ile partnerliğini Gucci Gaming Akademi projesi altında duyurdu. Gucci Gaming Akademi programı gelecek vadeden oyuncuları profesyonel bir sözleşme alana kadar desteklemeyi planlıyor. Milyonlarca oyuncu FaZe tarafından taranacak ve akademi seçmeleri yapılacak. Akademiye giren oyuncular tam zamanlı koçluk, birinci sınıf ekipman, mental koçluk ve oyun içi performansı artıran diğer ayrıcalıklardan yararlanabilecek. ESL Counter Strike resmi Twitter hesabından bir Brezilya paylaşım yaptı. Bu paylaşımdan sonra ESL yılın ikinci Major turnuvası IEM Rio 2022'yi duyurdu. 31 Ekim'de başlayacak olan turnuva Brezilya'da düzenlenen ilk Major olacak. PGL Major 2022 öncesi lisansa geçici olarak askıya alınan Imperial Esports koç Peacemaker ESIC tarafından aklandığını duyurdu. Brezilyalı koç 2018 yılında koç bug'ı kullandığı iddiasıyla 2 yıllık cezayla karşı karşıya kalmıştı. Bir Reddit kullanıcısı Dust 2'de yeni bir One Way Smoke bulduğunu Reddit'te paylaştı. Gelin o One Way Smoke'u hep beraber izleyelim. Fnatic, Alex ve Poison'ın yedeğe çekildiğini, Pepzor'un ise akademi takımına döndüğünü duyurdu. Geçen hafta yaptığımız Espor Call'in bir haberinde Team Liquid'in Valorant oyuncusu Jumpy açtığı yayında CSGO'ya geçeceğini duyurmuştu. Jumpy bu hafta Runitback GG'ye verdiği röportajda CSGO'ya şu anda ilgisinin olmadığını ve kariyerine Valorant'a devam edeceğini açıkladı. Virtus Pro, Buster ve Ekindar'ın yedeğe çekildiğini duyurdu. OG, Nico yedeğe çektiğini duyurdu. Endpoint, Regen'i koç olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Big, ESL Impact Kadınlar Ligi'nde mücadele edecek olan CSGO kadrosu Big Equipa'yı duyurdu. Dexerto'nun bir haber yerinde OG, Sinus oyuncusu Neofrag ve Ago oyuncusu Fiku ile anlaşmanın yakın olduğunu paylaştı. Bu paylaşımdan sonra OG resmi Twitter hesabından Neofrag ve Fiku'yu CSGO kadrosuna kattığını duyurdu. Espor Colleague'in bir haberine göre Fnatic geçtiğimiz günlerde yedeğe çekilen Endpoint oyuncusu Boros ile görüşmelerde bulunuyor. Gelin hep beraber bu hafta en çok izlenen kliplere göz atalım.
somehow got his hands back on it, but now he's got to pick an angle. Now he's got to pick a fight. Flash through CT. First kill for FaZe. Oh, and another. So with the reply, two kills, and he just about gets out. Oh, could get caught with nades, but he's still. No way, Siren. Oh man, up close, cut down, Robs. 1v1, and it's all on this defuse. Taps it. Oh! So nails it. FaZe. It's so close. 5v5. It's got to be Knives Out. No, it's not. The ultimate betrayal. Team Flash. Oh my word. They have. Oh, that is so unreasonable. The red wedding of Counter-Strike. The betrayal. Sound QR2, let them know. Flash on over, information for Rain, and what a shot. Boomage, he's down and more for Anyone Rain. Else? Have the right maneuver about this. It's not bad, it's not bad at all. And Simple doesn't even click. 40 seconds, T-side. That's bomb the down. Bomb in the open cut. Oh, what a shot out of it. But Rain still presides over that bomb. Trying every trick to recover. It has to be Rain looking for it. He has a smoke, but he might just use his weapon. They're ready, but so is he! Rain! That is absolutely ludicrous! Simple getting closer. Oh, Snappy dead. Hades follows suit. And he can smell them. He can find them every time. No. And I don't know if they will. Simple with another MP9 kill. That, of course, speaks to the money. He remains on the hunt. Everything. Yeah. The ace. Still waiting for a long peek. So measured for Spirit. So slow until they intend to move in, until they intend to go. And here it is. Both players fighting. Back to back in this site. Brokey with one. No Twist way. Follows up. It's a 1v1. Oh, man. Up close. No! Two. He knows the bomb's down there. Carrigan doesn't want to be sat on the bomb. That's too obvious. And they're leaving themselves in no time. He wants to play for the 1v3. Oh, there's a surprise. Out from behind Triple. Carrigan knows they've got to come to him. He's the man to do the damage. From the side. Carrigan! Fins in the water. And a big game hunter as he looks for another headshot. Oh! And that bomb will be planted. Simple peeks wide, dies. Diha comes around the side of Ramp and sprays. Bit with a double kill. And just one more. He needs the reload and he dives into the cover. Sphinx goes over top and it's Big Bit with a big clutch on the big stage. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.